Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz oyun teorisinden finansal ve mali danışman Sayın Emre Ergel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Sema Hanım. Merhaba. Evet, öncelikle Sayın Emre Ergel kimdir? Tanıyabilir miyiz, tanışabilir miyiz? Buyurun. 1972 doğumluyum. Yüksek öğrenimime öncelikle elektronik haberleşme mühendisliği ile başladım. Daha sonra burayı tamamlamadan 92 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini kazandım. 97 yılında mezun olduktan sonra da öncelikle o dönemler tabii çok revaçta bir meslekti. Management trainee denen bankacılıkla başladım ben de. Akabinde 2005 yılında ayrıldım ve o tarihten bu yana kadar da birçok özel sektörde, şirketlerde üst düzey finansal görevler aldım. Son 2 yıldır da kendi şirketimde mali ve finansal danışman olarak görev yapıyorum. Evet. Peki neden oyun teorisi? Evet, tuhaf bir isim ama aslında bilinen de bir şey var, mazisi var. 1950'lerde aslında John Forbes Nash'in teorize ettiği bir aslında matematiksel denklem diyelim. Ancak birçok sahada kullanım alanı buldu. İşte ekonomide, siyaset biliminde. Özellikle birden fazla aktörün olduğu ve alınan kararların karşılıklı etkileşim içerisinde tarafları etkilediği ortamları özetlemek için kullanılır. Günümüzün aslında oldukça değişken ve akışkan iş dünyasında, belirsizliklerin olduğu iş dünyasında özetleyen bir isim olduğunu düşündüğüm için bunu tercih ettim. Evet. Peki, finansal ve mali danışman nasıl olunur? Açıkçası bunun tabii bir okulu yok. Danışmanlığın okulu yok. Ancak genelde iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olan gençler özellikle zaman içerisinde bir tecrübenin birikmesi gerekiyor. Ne kadarlık bir süre gerekir denirse açıkçası bana göre altı da olabilir, üstü de olabilir ancak bir 15 yıllık tecrübeyi gerektirir. Ciddi bir sosyal ağ da gerektiriyor bu mesleği yapmak. Bu yüzden de sabırlı olmak gerekiyor. Ortalama 15 yıllık bir geçmişten sonra bu meslek icra edilebilir. Evet, 15 yıllık bir tecrübe ve deneyim gerçekten de oldukça güç olsa gerek değil mi? Bazen evet, tabii ki. Zorlu bir yol. Kesinlikle, kesinlikle. Zorlu sabır, bir yol. Sabır şart. Evet. Evet, finansal danışmanlıkla mali müşavirlik arasındaki fark nedir diyeceğiz şimdi de. Mali müşavirlik genelde belli sınavları geçtikten sonra, belli bir staj programından sonra ulaşılan bir ünvan. Ancak finansal ve mali danışmanlıkta böyle bir durum söz konusu değil. Mali müşavirler genellikle finansal raporların çıkartılması, bunların düzenlenmesi ve vergi unsurunun göz önüne tutularak bunların ilgili vergi dairelere sunulmasıyla alakalı biraz daha dar bir çevrimi vardır. Ancak finansal ve mali danışman dediğimizde bu çok daha geniş bir konsepti içerir. Şirketlerin büyüme stratejileri, yapılacak yatırımlar, dış finansal kaynaklarla ilişkiler gibi finansal ve biraz daha büyümeyi de ilgilendiren sahayı içerir. Tabii ki mali müşavirler finansal danışman gibi çalışabildikleri gibi finansal danışmanlar da eğer belgeleri varsa mali müşavirlik de yapabilirler. Evet. Peki, gerçi çok kısa olarak geçtiniz ama şirketler finansal danışmanlık hizmetlerinden ne gibi faydalar sağlayabilirler? Aslında şirketlerin zaten bünyelerinde bu işi tam zamanlı, örgün bir şekilde yapılan beyaz yakalı elemanları vardır, departmanları vardır. Ancak bazen tabii ki işletme körlüğü dediğimiz sürekli alışılagelen şekilde çalışma biçiminden kaynaklanan hatalar görülemeyebilir. Bu durumda aslında dışarıdan bir göz, bir dış göz olarak, dış ses olarak finansal ve mali danışmanı şirkete katacağı çok şey vardır. Böyle bir yarar mutlaka dokunur. Şirketlerin biraz daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve adım atabilmesi için danışmanlık hizmeti aldıklarında fayda sağlayabilirler. Kesinlikle. Diyorsunuz. Evet, bir şirket finansal mali danışmanını nasıl seçmeli? İşte en zor olan da bu değil mi şirketler için?
Kesinlikle. Çünkü bu iş açıkçası internet üzerinden bulunabilen bir ürün, bir sunum değil. Genelde referans yöntemiyle çalışılır. Sizin geçmiş performansınızdan memnun olanlar sizi başka şirketlere tavsiye edebilirler. Tabii ki bu bazen diğer bildiğimiz internet üzerinden işte website kurularak olamayacağı anlamına gelmez. Bazen çünkü karşılıklı güven çok teklifsiz bir şekilde ortak platformlarda da oluşabilir. Ama dediğim gibi daha çok referans yöntemiyle şirketler mal danışmanlarına ulaşırlar. Evet. Peki finansal alanda kariyer yapmak isteyen gençlere ne önerirsiniz? Öncelikle sabır. Çünkü popüler beklentiyle genelde gençlerimiz çok hızlı bir şekilde CEO, CMO, CFO gibi kısaltmalı unvanlara çabuk ulaşabileceğini düşünüyorlar. Çünkü bunların reklamı da çok fazla yapılıyor. Ancak tabii bu genelde mutlu azınlık diyeceğimiz belli bir gruba, belli bir grubun ulaşabileceği unvanlar. Ama tabii ki mutlaka çalışkanlık, takipçilik ve bunlar önemli faktörler. Ama öteki taraftan biraz sebat, sabır, biraz da şans faktörü. Şans faktörünün olması gerekir ve tabii ki sosyal ağ çok çok önemli. Çünkü belli bir noktadan sonra artık teknik birikimden ziyade sosyal network'te, sosyal iletişim ağıyla bugün artık işler kurulabiliyor, bağlantılar kurulabiliyor. Bu açıdan da gençlerin sabırlı olması gerekir. Evet. Peki, mesleğinizde sizi en çok ne zorluyor? Enteresan bir soru. Çünkü genelde finansal dünyada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Tabii bazı oluşabilecek kötü senaryoları önceden sezmek çok önemli bizim mesleğimizde. Bu titreşimleri algılamak gerekiyor. Ama genelde kamyon hani biraz daha böyle halk diliyle konuşursak kamyon devrildikten sonra özellikle yol gösteren çok olur derler. Bizim sektörümüzde en büyük sıkıntı da bu açıkçası. Çünkü sizin zamanında söylediğiniz şeyler 6 ay sonra bir kriz ortamında bunu ben söylemiştim'e dönüşüyor. Aslında o kişiden hiç duymadığınız bir şey oluyor. Genelde açıkçası temel sıkıntımız budur diyebilirim. Evet. Şirketlerin yaptığı 7 ölümcül hata nedir? Aslında bunların bir kısmı sosyal, bir kısmı da teknik hatalar. Öncelikle sosyal tarafta şirketler bazen hiç İştigal sahası olmayan yerlerde hızla büyümeyi tercih ediyorlar. Know-how'ının olmadığı ve donanımının olmadığı sahalara girebiliyorlar. Bunun dışında özellikle bazı şirketlerde ortak karar mekanizması tıkanmış oluyor ve çalışmıyor. Genelde kararlar tek bir ağızdan çıkabiliyor, tek bir kafanın ürünü olabiliyor. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Bunun dışında tabii bazı teknik açmazlar da yaşayabiliyor şirketler. Örneğin genelde bilançosunun içi zayıf oluyor ama aktifleri, varlıkları bilanço dışında olabiliyor. Bunun dışında özellikle kâra çok fazla odaklanılıyor. Fakat likidite dediğimiz gerçekten paranın şirkette olmaması bir sıkıntı unsuru olabiliyor. Açıkçası tam 7 tane sayamayacağım belki ama bu hatalar tetikliyor birbirini. Zincirleme devam Evet. ediyor. Evet. Peki bir şirkette kötüye gidiş nasıl anlaşılabilir? Tabii ki aslında bu bir gecelik bir süreç değil. Zamana yayılıyor genelde. Ancak özellikle kilit noktalardaki personelin sık değişmesi, bazen yapılması gereken toplantıların yapılmaması veya çok sık toplantı yapılması ve gerçeklerden yavaş yavaş kopmak ve bir mucize beklentisi. Şirketin özellikle tahsilat ve borç ödeme dengesinin bozulmaya başlaması ancak bunun bir türlü hissedilememesi, anlaşılamaması gibi faktörler sayılabilir. Evet. Yabancı şirketlerle Türk şirketleri arasındaki temel fark nedir? Aslında çok ciddi farklar yok. Ancak
Yabancı şirketler biraz daha benim gözlemlediğim kadarıyla açıkçası biraz daha bazı konularda ki ülkemizde yatırım yaptıklarını düşündüğümüzde daha realistik davranabiliyorlar. Bizim şirketlerimiz bazı konularda daha iştahlı ve daha hızlı büyümeye eğilimli olabiliyorlar. Bu da bazen tabii ki finansal dengelerini bozabiliyor diyebilirim. Öyleyse emin adımlarla biraz daha yavaş bir şekilde büyümenin faydası var diyorsunuz. Kesinlikle. Ama bu arada mutlak surette bir danışmanlık hizmeti de almak gerekiyor. Çünkü planlı yapılmış olan ya da belli bir strateji çerçevesinde yapılmış olan her şey çok daha iyiye gidiyor, doğru mu? Kesinlikle. Yani planlama günümüzün temel mottosudur. Baktığımız zaman gerçekten planlamayla çalışan şirketler, işletmeler her zaman çok daha rasyonel bir şekilde büyüyebiliyorlar. Evet, Türkiye'mizde yalnız şöyle de bir gerçek var ki şirketlerimizin ticari faaliyetlerini yürüten şirketlerimizin %90'ını aile şirketleri oluşturuyor. Ve her nedense danışmanlık hizmeti almaya da çok sıcak bakmıyorlar. İşte bu sebeple de 10 yıl geçmeden ya da 10 yılın sonunda aile şirketlerimiz yıkılıyor, devriliyor. Ne yapmak gerekir? Nasıl bir öneri getirebilirsiniz? Tabii ki bu iş aslında gerekli gibi görülmeyebiliyor. Özellikle de ufak şirketler, aile şirketlerinde. Fakat kesinlikle üçüncü bir göz, dış ses olarak finansal mali danışmanı şirketlere katacağı çok çok şey var. Her şeyden önce bir kere sosyal networkleri gerçekten şirketlerin büyümesini sağlar. Onlara değişik sosyal platformlar sağlayabilir. İşin teknik tarafını bir kenara bırakıyorum. Oradaki tabii ki bilgi donanımları çok şey katacaktır. Ama iş ortaklıkları, büyüme, strateji geliştirme konusunda mutlaka bu konuda güvenecekleri bir finansal ve mali danışmanla çalışmanı tavsiye ederim. Evet ve bu aynı zamanda kurumsallaşma güçlüğü yaşayan şirketlerimiz içinde tam bir kurumsallaşma desteği de sağlıyor, değil mi? Kesinlikle çünkü finansal ve mali danışman zaten sadece finans işine de bakan kişi değildir. Çünkü planlama, üretim, satış, pazarlama, lojistik, iç denetim, hukuk gibi disiplinler arası çalışmak zorundadır. Bu konularda da asgari düzeyde bilgisinin olması gerekir. Bu anlamda icra kurulu veya yönetim kuruluyla çok yakından temasta şirketin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olan kişidir diyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar Ben getirdiniz. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, oyun teorisinden finansal ve mali danışman Sayın Emre Ergel'i ağırladık. Hoşçakalın.